Evet, tekrardan merhabalar. Bu sefer de net bir kitabını bir kenara bıraktım ve sizin için evde ben eğitimhane sayfasından bir matematiğin açılarla ilgili bir testini buldum. Videonun aşağıda açıklama kısmında linkini bırakacağım. Siz de evde videoyu izlerken ya da videoyu izledikten sonra açıyorsunuz. Birlikte bu test üzerinden soruları çözerek devam edeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi hemen bakalım birinci sorumuzu hızlı hızlı geçelim. Çok vakit kaybetmeden. Kırmızı kalemle devam edeyim. Şimdi bana açılar vermiş. Bir tane açı burada, bir tane burada, bir tane burada. Sorusunu okuyoruz. Yukarıdaki açıların çeşitleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A açısı, B açısı ve C açısı var. Şöyle bir baktığımda ben A açısı için sanki dik açıdan büyük gibi görüyorum. Çünkü dik olabilmesi için aynı saat üzerinde 12 ve 3 arasında kalan akrep ve yelkovan gibi olması gerekir. Dik nedir? Kapınızın, tencerenizin, masanızın hepsinin köşesi birer dik açıdır. Yani 90 derecedir. Şimdi ben A kısmına baktığımda 90 dereceden birazcık büyük olduğu için buna ne diyorum? Geniş açı. Bakıyorum şıklara. Her zaman test taktiğini sakın unutmayın. Şıklarda A'da geniş yok, gitti. D şıkkında geniş yok, gitti. Yani bana sadece B ve C şıkları kaldı. A'nın geniş olduğu şıklar bunlar. Şimdi B seçeneğine geliyorum. Bakıyorum. Çok belli, çok bariz hangi açı olduğu. Aynı yukarıdaki çizdiğim saat gibi dik açı olduğu. Çok basit, çok bariz pardon. B'de dik. Bakıyorum. B'de de C'de de dik. Demek ki C'ye de bakacağım. C'ye baktığımda da 90 dereceden küçük olduğunu görüyorum. Hatta şöyle nokta 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 yaparak size göstereyim küçük olduğunu. Bakın. Şu şekilde olsaydı 90 olacaktı ama bu biraz daha 90 dereceden küçük. O yüzden bu da dar açıdır. Yani cevap C seçeneğidir. Çok güzel. İkinci soru için mavi kalemimi elime aldım. Açıları ölçmek için kullanılan araca nokta 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 nokta. Direkt geçtim. İkinci soruyu size bıraktım. Üçüncü soru. Aşağıda verilen şekle göre hangi seçenekte verilen bilgi yanlıştır. Lütfen unutmayın testte zaten yanlıştır yazısının altını çizmişse demek ki burayı dikkatli olarak okumanız gerekiyor. Şimdi bakıyorum F, D, B, E harfi var. İki tane açı var. Birisi F, D, E açısı, hatta şu şekilde yazabilirim. F, D, E açısı diye şapkasına koyduğumda bu açının ismi F, D, E açısı olur. Bir de E, D, B açısı var. Şu taraftaki açıdan bahsediyorum. Şu açının adı da parantez içerisinde E, D ve B şapkaya koyduğumda açının ismini yazmış olurum. Doğrudur. Gayet güzel. Şimdi şıkları okuyayım. Komşu açıların bir kolu ortaktır. Şimdi komşu açı daha önce hiç duymadığımız bir tabir. Komşu nedir aslında? Şöyle bir evinizi hayal edin, kapınızı hayal edin. Yani evlerinizin yan yana olduğu, kapılarınızın yan yana olduğu diğer insanlara komşu dersiniz. Doğru mudur? E demek ki komşu açılar da yan yanadır. Evet doğru. Bakın bu iki açı şu ve kırmızı kalemle çizeceğim şu açı yan yana oldukları için komşu açılardır. Bunlara komşu açı denir. Diyor ki bir kolu ortaktır. Evet aynen öyle bir kolu ortaktır. Bakın şurada DE doğru parçası var görüyor musunuz? Şu DE doğru parçası hem FDE açısının bir koludur hem de EDB açısının bir koludur. Yani bu DE doğru parçası. Bu iki açının da ortak koludur. Demek ki bu doğru. O yüzden ben bunu işaretlemiyorum çünkü benden yanlış bilgi istiyor. B'ye bakıyorum. Komşu açıların köşeleri aynıdır. FDE açısının köşesi neresidir? Şuradaki D noktası. EDB açısının köşesi neresidir? Şuradaki D noktası. Demek ki köşeleri de aynı. İkisinin de köşesi D. Bu da doğru. Komşu açılar eş açılardır. Eş ne demek? Aynı demek. Ben bakıyorum bu açıya. Bu açı daha büyük. Bu açı daha küçük. Sanki bu FDE açısı geniş açı. EDB açısı da dar açı gibi. Demek ki bunlar eş açılar değiller. Cevabım C seçeneği. Yine de ben D şıkkında okuyayım. Ne olur ne olmaz. Komşu açıların toplamı bir doğru açıya eşittir. Allah Allah. Yani demek istiyor ki eğer FDE açısının ölçüsü A olsaydı, EDB açısının ölçüsü de B olsaydı, A açısıyla B açısının toplamı yani A artı B
Şu ikisinin toplamı neye eşit olacaktı? Dikkat edin. Doğru açıya eşit olacaktı. Doğru açı demek ne demek? İki tane, şu şekilde biraz yukarıya alayım. İki tane doğru parçasının tam ters yönde bir araya gelerek bir açı oluşturması demek. Bu da 180 derecedir. Doğru mu? Bakıyorum buraya, bu iki açı yan yana gelerek, evet, bir tane doğru açıyı oluşturmuşlar. Yani 180 derece olmuşlar. Bu da doğrudur. Umarım anlaşılıyordur. Anlamadığınız herhangi bir kısım olursa mesajlar üzerinden bana dönüş yapınız. Dördüncü soruya bakıyorum. Aşağıdaki şekillerin hangisinin geniş açısı yoktur? Yine bu soruyu da size bırakacağım. Bu soru da birazcık basit gibi duruyor. Şuradaki açılara bakacaksınız. Yani bu şekillerden hangisinin açı içerisinde bulunan şu açılar, şunlar geniş açı olmayacak. Bütün açıları, yani geniş açısı bulunmayacak. Şurada C'ye bakıyorum. C'de şurası geniş. Bunda varmış. Neyse. Dördüncü soru sizin. Beşinci soruya geçiyorum. Aşağıdaki harflerin hangisinde açı vardır? Açı olabilmesi için bir köşe iki tane doğru parçası olması lazım. Lütfen bunu unutmayın. Bu soruyu da size bırakıyorum. Bu soru da size ait. Altıncı soru. Yukarıdaki açının okunuşu hangi seçenekte yanlış verilmiştir? Bu soru da size aittir arkadaşlar. Altıncı soru da sizin. Yedinci soruya geçiyorum. Yedinci soru. Yukarıdaki verilen açının ölçüsü kaç derecedir? A. Gayet güzel. Gayet güzel. Burada çok net görünmese de şurası şu doğru parçası 120 dereceden kesmiş. Yani şurası 120 derece. 120 sayısı var burada. Burası da 40 derece üzerinden kesmiş. Yani sıfıra koymamış. Bu parçalardan bir tanesini sıfıra koymamış. İkisini de sayıların üzerine gelecek şekilde çizmiş. Bana ne lazım? 120 ile 40 arasında bulunan şu açı lazım değil mi? Peki ben bu aradaki farkı nasıl bulurum? 120 ile 40 arasındaki farkı nasıl bulurum? Fark dediğime göre çıkarmayacağım. 120'den 40'ı çıkarıyorum. 0. 12'den 4 çıktı. 8. 80 derece. Cevap B seçeneği. Bu tür sorulardan korkmayın. Hangi sayı üzerine koyarsa koysun, ister 0'dan başlasın, ister 80'den, ister 90'dan. İki doğru parçasının arasında bulunan farkı istediği için biri 120'de, biri 40'daysa 120'den 40'ı çıkardığımda aradaki fark 80 olarak bana kalır. Umarım anlaşılıyordur. 8. soru. Aşağıdaki şekle göre verilmeyen açının ölçüsü kaç derecedir? Çok güzel bir soru. Ortaokulda, lisede varsa büyükleriniz, abileriniz, ablalarınız sorun. Bu şekilde sorularla çok karşılaşacaksınız. Ben şimdi size tek bir şey soracağım. Şuradaki bir doğrudur ve bu doğrunun oluşturduğu şu büyük olan açı kaç derecedir? Söylemiştim. Doğru açı denir hatta. 180 derecedir. Doğru mu? Doğru. Bana şu açıyı vermiş 76 derece, bu açıyı vermiş 58 derece. Ben aradaki açıyı nasıl bulabilirim? 76 ile 58'i toplarım, 180'den çıkarırım. Bu aradaki açı bana kalır. Hemen yapalım siyah kalemimizle. Şu şekilde. 76 ile 58'i topluyorum. 6, 8, 14, 50 var. 1, 7, 5 daha. 12, 1 de elde 13. İnşallah doğru yaptım. 7, 5 daha sayayım. 8, 9, 10, 11, 12. Doğru. 1 de elde 13. Doğru. Heyecanlandım da biraz, o yüzden. Kusuruma bakmayın. 180 demiştim. 180'den de 134'ü çıkardığımda bu aradaki fark bana kalacak. Doğru mudur? Doğrudur. 0'dan 4 çıkmaz. Komşuya giderim. 10 olur. 10'dan 4 çıktı. 6. 7 kalmıştı. 7'den 3 çıktı. 4. 1'den 1 çıktı. 0. Yani bu arada kalan açı 46 dereceymiş. Bakıyorum. Cevabım B seçeneği. Siyahla devam edelim. 9. soru. Yukarıdaki açı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bu da size kaldı. 9. soru da sizindir arkadaşlar. 10. soruya geçiyorum. Aşağıdaki şekle göre verilmeyen açının ölçüsü kaç derecedir? Az önce çözdüğüm şu 8. sorunun birebir aynısı. Toplam doğru açı 180 derecedir. İki açıyı toplarım, 180'den çıkarırım. Geriye kalan benim soru işareti olan açımdır. Size kaldı. 10. soru da sizindir. Yandaki şekilde bu S gördüğünüzde nedir bu diye merak etmeyin. Açının sayısını ifade eder. Sayısı ASR açısının kaçtır? ASR neresi? A,
SR. Yani şurası ASR, doğru mu? Evet, doğru. Yani bana şuradaki N'yi soruyor. E buraya da 2N demiş. Allah Allah. Tek bir soru soracağım. Şurada kare şeklinde bir işaret koymuş. Ortasında nokta var. Bu ne demekti? 90 derece demekti. Doğru mudur? Dik açı yani. E, N ile 2N'yi toplamışlar. N ile 2N'yi toplamışlar. 90 derece olmuş. N, 2 tane daha N. Hepsi birlikte toplanırsa kaç tane N çıkar ortaya? Yani 3 tane N. Benim 3 tane N ya da N yerine elma deyin, armut deyin hiç fark etmez. Ben burada N yerine elma diyeceğim. Kalemim bu arada damlatıyor, siyah bırakıyorum. Damlatmaması için maviyi aldım. N'ye elma dersem eğer 3 tane elma. 90 derece ise ben bir tane elmayı bulacağım çünkü ASR'yi soruyor tekne. Bir tane elmayı bulabilmem için 90'ı kaça bölmem lazım? 3'e. 90'ı 3'e böldüğünüzde hiç bölme işlemi yapmayayım. Gerek yok. 9'un içerisinde 3, 3 kere 30 derecedir. Yani tek elma, tekne, çünkü N'ye elma demiştim ben. 30 olduğuna göre ASR kaçmış? 30. Anlaşılmıştır umarım. 12. soru, yanındaki şekilde sayısı FDT açısının kaçtır? FDT. FDT. Yani şu 3 tane A'yı soruyor bana. Doğru mu? Şu 3 A'yı soruyor. E ben yine bakıyorum. Bir doğru var burada. Şu doğru açının ölçüsü kaçtı? 180 dereceydi. Çünkü dümdüz. Tam bir doğru oluşturacak şekilde. 180 dereceydi şu büyük olan. Yani bu da demek oluyor ki 3 tane A ile 2 tane A toplandığında 3A, 2A da toplam 180 derece oluyormuş. Bu konuda